Son söyleyeceğim, yine ilk başta söyleyeyim. İsrail gel gel yapıyor. Amiyane tabiriyle. Yani savaş İran istiyor. Tabii tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, İsrail Gazze'de sıkıştı. Ve İsrail'in ilk baştan itibaren. Yani İsrail diyorum şu anki Netanyahu hükümeti. Yani başka bir hükümet de olsa Gazze'ye bu zulmü yapacaktı. Ama savaşı yayma konusu farklı biraz. Savaşı yayma konusunda İsrail savaşı iki yerde karşılayabilir. Yayılmasını destekleyebilir. Bunlardan bir tanesi Lübnan. Diğeri Yemen. Şimdi Lübnan Suriye hattı İsrail'in tercih ettiği bir hat. Ve bu anlamda bakıldığında İsrail'in gözlüğüne göre baktığımızda İsrail diyor ki Lübnan'da Hizbullah, e, İran yapım örgüt. E, Suriye'de Esad, İran'la mütefik, Esad yönetimi. Irak'ta İran'ın ciddi bir ağırlığı var. Dolayısıyla İran'ın Irak, Suriye ve Lübnan'daki ağırlığı çerçevesinde bu cepheden aslında savaşı yayma daha fazla işine geliyor İsrail'in. Ama sıkıntı şu, İsrail açısından sıkıntı. Ee, İran, tabi İran 2500 yıllık bir devlet geleneği var. Ee, İran'a çok kışkırtıcı saldırılar yapıldı, suikastler yapıldı tabii. kendi ülkesinde bizzat. Ama İran bu bölgede vekil güçlerle hareket etmeyi tercih eden bir devlet. Bizzat savaşmayı tercih etmiş. Hizbullah mesela bunun en temel örneklerinden biri. En sonunda 2006. ikinci Lübnan Savaşı'nda bunu gördük. Ama Hamas'a baktığımızda... Hamas, e, İran türü bir örgüt değil ama İran'la ciddi bir müttefiklik ilişkisi var bu anlamda değerlendirildiğinde. Deyim yerinde ise İran açısından bu Doğu Akdeniz'deki vekil güçler, yani Hizbullah'tan Hamas'a kadar olan alan e, ya da Lübnan'dan Gazze'ye kadar olan alandan bahsediyoruz. Şimdi İran'ın bu anlamda baktığımızda temel e, bak, e, bakış açısı doğrudan savaşa girmektense vekil güçlerle kendisini ortaya koymak ama İsrail de diyor ki, eğer diyor biz savaşıyorsak vekil güçleri aradan çıkart, biz doğrudan savaşalım. E şimdi o zaman şu soruyu sormak lazım İsrail'e. E, nerede savaşacaksınız? Nerede? Nerede? Alan lazım yani. Şimdi vekil güçler de olmazsa nerede? Yani Suriye'de mi savaşacaklar? Irak'ta mı savaşacaklar? Yani gidip e, İsrail, Gazze'yi biliyorsunuz, 6 yani Ekim ayından beri kaç ay geçti? 6 e, ay mı oluyor neredeyse? E, Gazze'de istediği sonuca ulaşamadı. E şimdi ordusunun kara ordusu olarak Lübnan Suriye üzerine sefer mi yapacak? Hiç inandırıcılığı yok. O zaman bu füze savaşı mı olacak? Balistik füze mi atacaklar? Gibi sorular var. Ama öteki tarafa baktığımızda, diğer coğrafyayı değerlendirdiğimizde Yemen. Yemen'e batı istemiyor. Neden? Şimdi Badül mendep kapısı hep anlatıyoruz ya. Yemen'de bayağı mücadele etti. Şimdi bakın şöyle. Orada gemilerin durumu niye önemli? Kızıl Deniz ve Süveyş. Şu anda biz Süveyş'in öncesine dönük. Süveyş kanalı yok. Hiç kullanamıyorlar. Tedarik yolları, tedarik zincirlerinde ciddi evet. sıkıntılar var. Ve bu uluslararası kapitalizme sıkıntıya sokan bir konu. Onun için baktığımızda Lübnan-Suriye hattı İsrail tarafından savaşı yaymak açısından daha çok tercih edilir bir nokta. Peki yayabilir mi? Çünkü İran ha. masada anladığımız kadarıyla çözecek. Amerika ile diyalog bir görüşme diyaloğu olduğu da söylenmişti. İran'dan görüştüğümüz gazetecilerle. Evet. Siz nasıl Şimdi görüyorsunuz? Öngörünüz nedir? Oradaki parantez şu. Ee, bakın Netanyahu ve Biden birbirlerini siyasal anlamda sevmezler. Ama Amerika ile İsrail stratejik ortaktır. Bu asla değişmez. Ee, yani İsrail ne yaparsa yapsın Amerika tolere eder. Obama başkanken Biden başkan yardımcısıydı. Amerikan kongresinin e, cumhuriyetçi çoğunluğu tarafından çağrıldı. Obama gelme dedi geldi. Obama'yı Amerikan kongresine yerden yere vurdu. Bir başka ülkeye gidiyorsunuz. O ülkenin devlet başkanını yerden yere vuruyorsunuz. Ve hatta Biden biliyorsunuz bir sivil darbe yaptı 2021'de. 8'li evet. koalisyon kurdurdu. Tamam. Ama bir yıl sonra tekrar Netanyahu <laughs> seçimde geldi. Evet. Ya ona kingmaker dediler hatta Biden'a. Şimdi e, son zamanlarda kimin adı konuşuluyor? Benny Gantz. Savaş kabinesindeki önemli hmm. isimlerden biri asker kökenli. Aslında Yair Lapid var. O 8'li koalisyonu kurduran adamdı. İlk önce Naftali Bennett başbakan olmuştu. Sonra beni e, şey e, Yair Lapid olmuştu. Benny Gantz Amerika'ya gitti. Şimdi biz hep İsrail yönetiyor. Hayır. İsrail Amerika yönetiyor. İsrail Amerika yönetmiyor. Yani İsrail'e çok anlam atfediliyor. Amerika İsrail'in politikasının doğrudan içerisinde. Yahudi lobisi evet etkin Amerika'da ama İsrail öyle hani ben dünya yönetiyorum falan diye değil. Yani bu kadar anlam kat ama Amerika İsrail'e doğrudan her zaman müdahale ediyor. Ama başarısız oldu. Sekizli koalisyon konusunda başarısız oldu. Şu anda da başarısızlığı nedeniyle... Şimdi beni Gantz'ı pazarlıyorlar. Hmm. Beni Gantz'ı pazarlıyorlar. Ee, tabii Netanyahu'nun şöyle bir şeyi, Netanyahu'ya şey diyorlar. E, kumarhanedeki kazanan kasa gibi. Sürekli kazanıyor. Yani ne olursa olsun bir hatta onu unlakabı biliyorsunuz. Bibi İsrail'in kralı mı diye benim bir yazım vardı mesela. Işte. Yani İsrail'in kralı gibi. Ne olursa olsun seçim kaybediyor, sonra tekrar geliyor. Kaybediyor, tekrar geliyor. Ve Amerika'nın bu darbesi İsrail'deki çok ama o darbe ne, ne, neden sonra geldi hatırlarsanız. Bunlar Kudüs günü diye bir şey icat etmişlerdi. Yerleşimciler Kadir evet. Gecesi'nde e, ki bugün de Kadir Gecesi, evet. e, tüm e, yurttaşlarımızın İsmail Kadir mi? Gecesi'ni Tabii. kutluyorum. Kadir gecesi, e, bu anlamda bak Kadir Gecesi saldırılar. Biliyorsunuz ondan sonra İsrail evet. e, vatandaşı olan Araplar ilk defa topa girdi. Sivil gösteriler yaptılar. Hamas roketler attı. O hengamede Netanyahu hükümeti gitmişti. Şimdi bugün tabii aylardan beri devam eden bir savaş. Bugün de, var. de bugün de Kudüs'te hareketlilik olabilir diye. Tabi yapar Çünkü bunların bir de şey var. Kudüs'te hareketlilik olabilir. Bir var. de bu Mayıs ayında öyle bir şey icat ettiler. Bu ben aslında yerleşimci demek doğru değil. Sivil işgalci demek daha doğru ama. Şimdi bu anlamda bakıldığında sürekli provokatif durumlar var. Yani Netanyahu nereye kadar dayanacak? Netanyahu nereye diyor kadar? ki şimdi tırnak içerisinde işimi bitireceğim diyor. Nerede? Yok, refaha gireceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Şimdi Netanyahu'nun anlamadığı şu. Şimdi siyaset biliminde iktidardan bahsettiğimiz zaman o sadece fiziksel güç olarak anlıyor. Bir de meşruiyet dediğimiz bir konu var. İstediğiniz kadar tankınız, topunuz, tüfeğiniz olsun. Tabii şu soruyu sormakta fayda var. Ucu açık bir soru, onu sonra tartışırız başka programlarda. Bu kadar Arap ülkesi var da İsrail nasıl bu kadar hareket ediyor konusunda... Ah, hocam hiç sormayalım. Yani, yani, bakın, yani günlerce hani, konuştuk, sessizlik, aynen öyle. Hiç hani, hiçbir sonuç Bir yok. şey demiyorum. Hani, bir ayrı başlık Da, ama ayrı çok başlık. Arkasınız. Hani, şimdi neyse oraya bir ileriye yönelik bir noktalı virgül koymuş olalım. Hani, Peki. öyle diyelim. Şimdi e, baktığımızda e, şimdi Gazze'yi ben işte ele geçirdim, kazandım diye, yani bu, bunu siz bir siyasi zafer olarak anlatamazsınız. Yani dünyanın e, İsrail İsrail'e karşı olan bakış açısı e, belli. Dünya kamu kamuoyu burada son derece önemlidir. Ya yani Batı rejimleri de destekliyor. Batı rejimleri bir kere bu sınavdan tamamıyla çaktılar. İnsan hakları nerede, demokrasi nerede ya da buna benzer konular nerede? Bunların hiçbiri söz konusu değil. İspanya'dan bir tanıma açıklaması geldi. İsra, şey, İspanya evet. İspanya hatta Netanyahu ile ilgili de çok ilginç şeyler söylediler. Çok, bu çok sert açıklamaları da Bayağı var. Bayağı sert açıklamalar oldu. Avrupa ülkelerinden ilk aklıma gelen başka var mı? Belçika? Yok hayır. İspanya'yı hatırlıyorum ama, belki kaçırmış, ama ben belki kaçırmış olabilirim. olabilirim. İspanya'dan geldi ama. Şimdi şöyle, e, bakın. Netanyahu'yu bir sivil darbe yine söz konusu olabilir. Ama Netanyahu diyor ki biz savaştayız diyor. Savaşlarken siyaset yapmayın diyor. E şimdi savaş, konsolidasyon falan derken bakın rehinelerin aileleri var. Onların ciddi anlamda bir aslında dikkat ederseniz tepkileri var, direnişleri var. Hı hı. Bu olaylar başlamadan önce bu yüksek yargı ile ilgili reformada altında otoriter uygulamalara karşı kamuoyunun ciddi bir hareketliliği vardı. Ama İsrail siyaseti ilginç biliyorsunuz bütün ülke seçim çevresi olduğu için Knesset'te 61 bulmak çok önemli. Ama 61'i de şöyle buluyorsunuz. Tek bir parti olarak değil. 4 5 6 7 8 parti bir araya gelecek. Netanyahu'yu devirmeye karar verecek. Netanyahu'ya özellikle Ben-Gvir gibi destek veren çok radikal, fanatik, ırkçı anlayışlarda. Burada e, özür dilerim hocam bir virgül koyacağım. Yani e, Şanlıurfa'da çok büyük bir trafik kazası meydana geldi. Çok sayıda ölü ve yaralı vatandaşlarımız Allah var. Eylesin. Allah rahmet eylesin bu haberi vermek istemeyiz ama ayrıntılar geldikçe izleyicilerimize de aktaracağız. Hiç istemediğimiz tam bayram. Evet. ya. Işte Arifesine bayram. çok yakın kalmışken trafiğin de çok yoğun olacağını ve uyarını i̇şte, da evet, yapmışken kazalar, geldi bu haberde. Evet, maalesef. Umarız çok can kaybı yoktur. Ayrıntıları aktaracağız ama virgül koymuştuk. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Ben tekrar vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatını kaybedenlere, yaralılara da sahip. acil şifalar diyorum acil bu vesileyle. Şifalar. Şimdi bakın bu noktada yani İsrail e, iç politikasında dediğim gibi 61'i bulmak niye zor? Parlamentoda 5-6-7 parti bir araya gelecekler. Bunu şey yaptı ya, Rafid nasıl yapmıştı? İçinde Siyonist parti de vardı. 8'li koalisyonun içerisinde. Hamas'a yakın parti de vardı. Bunlar hepsi bir araya geldiler. Evet. Ama gitmez. Yani bu kadar çelişki kaldırmaz. Bir yıl ancak dayanabilir zaten. Tamam. O gitmedi. Ama şimdi Netanyahu belli ki bir savaş istiyor. Yani devam etmesini istiyor. Evet. Çekmek istiyor. İran'a gel gel yapıyor dedi. Ama İran gel gele pek gelmeyecek gibi, kalmayacak gibi katılır mısınız? Katılıyorum. Katılıyorum. İran çünkü masada e, çözecek şöyle, yani Daha ciddi ve sorumlu davranıyor. E, bir de gerçekçi değil. Yani İran İsrail savaşı böyle ben dikkat ediyorum bazen medyada. Tabii ulusal kanal tenzih ediyorum. E, her zamanki duyarlı farklı. İsrail İran savaşır mı ya? Tamam da saha neresi? Saha. Çünkü Bana prokalsiyonlu... saha söyleyin. Saha yok bir. Şu an için. Yani belli sağ var orası olmaz. Ama provokasyonlar işte İran hazırlık yaptı hocam. Sosyal medyaya girdiğinizde görüyorsunuz. Yani her sosyal. gün bir algı operasyonu, her gün bu provokasyonlara bir şahit oluyoruz sosyal medyada. Ya şimdi şöyle olabilir. Yok, ERROV2, 3 falan derken kıtalar arası balistik füze birbirlerine atacaklar. Yani Yaptım. ne bileyim nükleer silah mı atacaklar birbirine. Yani e şimdi yani. bu tabii gerçekçi değil ve bu tür bir savaşı zaten kazananı da olmaz. Hı hı. Ama İsrail'in yapmaya çalıştığı hem savaşı yani savaşı yaymak derken Lübnan ve Suriye hattına yaymak. Özellikle onu ifade etmeye çalışıyor. Yani Lübnan'da Hizbullah'la, Suriye'de Esad'la. Yani bu anlamda baktığımızda ha İsrail buradan toprak mı elde edecek? Hayır, İsrail ama Lübnan'ın güneyinde çok rahatsız olduğu bir durum var. Yani burayı hani o mavi hatta aşıp, e, Litani Nehri'ni aşıp hani yeni alanlar elde edebilir mi diye. E bunu daha önce yaptı 1982 ile 2000 arasında Hizbullah oldu.